Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 27 Ekim Cuma günü niyetine arkadaşlar şöyle sizler için bir fincan kapattım. Ben sizler için takipçilerim abonelerim ve beğeni yapanların niyetine fincanımı kapatmışken lütfen sizler de kendi niyetlerinizi şöyle oldu niyetiyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Önce bir kahve sonrasında da bir tarot açılımı yapacağız. Lütfen size ait olan pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, hazırsanız, niyetinizde tuttuysanız, şöyle hemen fincanımıza bir bakalım. Neler var, neler? Evet, şöyle önceliğim sizlere bir göstermek. Hmm, evet. Bakın arkadaşlar büyük bir boşluğunuz var. Ama bu biraz da nasıl desem duygu boşluğu, kalpten gelen bir boşluk arkadaşlar bu. Yani şöyle söyleyeyim bir duygu boşluğunuz var sizin. Yani e, birine güvenmekte, birine inanmakta hani artık güvenecek kimse yok, inanacak kimse yok gibi bir durumda olduğunuzu gösteriyor ve bunu çok e, içtenlikle söylediğinizi söyleyebilirim. Çünkü burada etrafınızdaki insanlara artık bir inancınızın da kalmadığını, hani kimin söylediğine inanacağım, kimin söylediğine güveneceğim der durumda olduğunuzu da gösteriyor. Bakın elinize böyle bir eşarp mı desem, yani bir şey alıyorsunuz ve sallama durumundasınız güzel bir olay var sevindirici bir olay var Hani böyle bazı durumlar olur da sizlere bir bayram havası gelir ya keyfinize diyecek yoktur çok keyifli ve güzel bir dönem geçirirsiniz bir gün geçirirsiniz Tam da böyle bir durumdan bahsediyorum yani böyle bir haber alınabilir bir olay yaşanabilir ve siz burada çok sevinerek mutlu olarak ee, böyle bir durum yaşayacağınız da gösteriyor. Zaten kurdaleyi sallamanız da bu olayı böyle bir e, hani mutluluğunuzu dışarıya yansıtmak gibi oluyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bakın siz tek başınıza bir karar almaya çalışıyorsunuz, almaya çalışıyorsunuz ama bak aldınız diyemiyorum burada. Tek başına bir şeyler için belki ayakta durmak için bir karar almaya çalışıyorsun. Ama senin karşında da iki kişi görünüyor ki bunlar da seni bir konuda hani ikna etmeye çalışıyor. Bak bunu yapma şunu yap. Açıkçası ben direkt baştan söyleyeyim. İki tane zararlı insan görünüyor. Siz bir karar vermeye çalışıyorsunuz kendi yönünüzü çizmeye çalışıyorsunuz. Ama o iki tane zararlı insanda ne yapıyor? Seni yolundan etmeye çalışıyor. Sana iyi gün iyi görünerek senin iyiliğini istediklerini söyleyerek seni farklı yollara ee, sokmaya çalışıyor. Hani hayatın bu tarafta kurtulmaz gel bu tarafta böyle yapalım bu şekilde devam et diye hani senin hayatının kurtulacağını söyleyebilirler ama sizin hissiyatınız kendi istediğinizi yapmazsa da onların istediğini yaparsa zarar göreceğini hissedeceksiniz arkadaşlar. Kendinizi o insanlardan o iki kişiden geriye çekmek isteyeceksiniz. Çünkü sizin de zaten böyle bir hissiyatınız olacak. Ne gibi bir hissiyat? Zarar göreceğim. Bana iyi davranıyorlar ama bu iki kişi aslında benim için iyi şeyler istemiyorlar. Ben bunu anlıyorum. Der vaziyette görünüyorsunuz. Ve sizin için zaten mantıklı olan da bu tarafta kendi istediğinizi yapmanız kendi kararınızı almanız ve kendi yolunuzda gitmeniz arkadaşlar bu konuda iki kişi olur üç kişi olur fark etmez birilerinin zaten sizin kararınızı etkilemesine izin vermeyin bir de sizinle sizin düşünmediğiniz bir konuda hani yanlarına çekmeye çalışmak gibi nasıl diyeyim hani o konuda konuşmak gibi onların Konuşmalarına dahi aslında izin vermemeniz gerektiğini gösteriyor. Burada gerçekten çok dikkatli olmanız lazım. Şunlar bacaklarınız ve bacaklarınız olduğundan, bak, olduğundan çok 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 e, uzun olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Sıkıntılı durumlara girseniz de çıkacağınızı gösteriyor. Çamura bulaşsanız da rahatlıkla çıkacağınızı gösteriyor. Birileri sizlere bir problem, bir sıkıntının içine, stresin içine çekmeye çalışıyorsa da rahatlıkla ayaklarınızın uzunluğuyla çıkacağınızı gösteriyor. Burada sizin niyetiniz gerçekten çok önemli. Yanlış bir yola girmemeye, yanlış yapmamaya ekstradan dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın elinizi kaldırmış vaziyette. Böyle iki elinizi desem daha doğru olur. Bak iki tane var. İki eline kaldırmış bir vaziyette. Ama sanki birinin bir elinin e, içinde taş varmış gibi. Yani birine atılabilecek bir eşya gibi düşünün bunu. Taş varmış gibi görünüyor. Hani e, siz benim canımı yaktınız. Ben de sizin canınızı yakmak istiyorum diyebilirsiniz birilerine siz benim gözümden yaş akıttınız ben de sizden işte can kan akıtmak böyle gözyaşı akıtmak istiyorum diyebilirsiniz burada canınız acımış canınız yanmış canınızı yakan insanlara karşı da sizin böyle bir hıncınız siniriniz belki böyle bir kininiz nefretiniz oluşmuş olabilir arkadaşlar buna karşılık da onlara göre onlara göre davranıp da bu tarz bir şeyler onların canını alçalacak bir şeyler yapma isteğiniz doğabilir. Bakın bazı olaylar var ama bugüne kadar çok yavaş gelişen bazı olaylardan bahsediyor. Şurada hafta sonuna kadar olan kısımda demek istiyorum ben buna yani 1 iki gün yani burada çok kısa vadede bir takım işlerin beklediğiniz sonuçların hızlanması gibi bir durum var burada arkadaşlar yavaş giden işlerin hızlanması durumundan bahsediyorum bakın iki kişi böyle bir şeyi beraber taşıyorsunuz beraber bir yükün altına girdiğinizi gösteriyor. Siz burada o iki kişiyle yan yana aynı pozisyonda aynı durumda olduğunuzu gösteriyor. Belki bir ortağınız var iş yeri sahibisiniz bir ortağınız var onunla alakalı bir işleriniz olabilir. İşinizle alakalı ortağınızla bir takım konuşmalar yapabilirsiniz. Ya da yeni bir takım ee, böyle ortaklıklar düşünüyorsanız beraber aynı pozisyonda olmanız aslında güzel ortaklıklar yapacağınızı gösteriyor. Niye güzel biliyor musun? Çünkü iki tane iş yapmak isteyen insan yan yana geliyor. Duygularınız aynı. Hani böyle ikiniz de aynı nasibin peşinden koştuğunuzu gösteriyor. E, ikinizin de aynı nasibin peşinden koşmanız rızkınızın ikinize de geldiğini gösterir arkadaşlar. Nasipler rızıkların sizlere geldiğini ama iki kişiye geldiğini ortaklıklar ya da aynı işi yapan insanlar varsa böyle bir nasibinizi alacağınızı da gösteriyor. Zaten arkadaşlar bakın nasibiniz var ve başınızın üstünde gezdiriyorsunuz. Hani bir de şöyle bir mantık görüyorum sizde. Gelen başım gözüm üstüne der vaziyette görünüyorsunuz. Gelen nasipleriniz var başınızın üstünde. Ve siz burada hani şöyle söyleyeyim çok şanslı, çok yüksek enerjili, ciddi anlamda istediklerini elde edebilecek durumlarda olduğunuzu da gösteriyor. Lakin şurada Arkadaşlar ağzınız açılmış vaziyette. Aslında ağzınızdan nasıl desem köpürmüş vaziyette olduğunu gösteriyor. Siz birilerine fikrinizi söylüyorsunuz, anlaşamıyorsunuz, bir tartışma ortamı, sizin ağzınız köpürmüş bir vaziyette. O size bir şeyler söylüyor, siz ona bir şeyler söylüyorsunuz. İki tarafta birbirine olan öfkesini mi desem kötü sözlerini şöyle birbirine aktarma durumundan bahsediyor. Ve burada anlaşamadığınız bir insana karşı bunu yapacaksınız arkadaşlar. Bir de sizi birileri bilinçli sinir etmeye çalışabilir. Sizi strese bakın bilinçli olarak sizi strese sokmaya çalışabilir. Anladığı halde anlamıyormuş gibi davranarak bilinçli bir şekilde şöyle de bir sizi sinir etmeye anlamıyorum ben diye hani bir kere anlatırsın iki kere anlatırsın üçüncüde bilinçli olarak seni sinir etmek için yaptığını anla, anlaman gerekiyor ve buna karşı bir önlemini al. Bakın. Şurada böyle ayaklar yukarıda, gövde aşağıda bir şekilde yatıyorsunuz arkadaşlar. Hani böyle tansiyon yükselmeleri, düşmeleri gibi bir takım durumlar olur da ya da bazı hastalıklar vardır. Ani baygınlıklar geçirirsiniz. Ya da nasıl desem, oturur pozisyondayken birden ayağa kalktığında hani böyle göz kararması gibi durumlar olur da ee, aynı zamanda böyle bir e, yatmak, ayağı kaldırmak, hani ayakları yukarıya kaldırmak gibi bir takım durumlar olur ya. Sizin böyle bir rahatsızlığınız olabilir. Kansızlıktan, e, ekstradan nasıl diyelim, işte tansiyondan, şekerden ya da işte bir takım e, demir eksikliğinden de oluyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Böyle bir takım durumlarınız olabilir. Bunları ihmal etmemeniz gerekiyor. Burada belki ilaçlarınızı mı kullanmıyorsunuz, ya da böyle bir rahatsızlığınız olduğunu belki de bilmiyorsunuz bile. İnanın yaş hiç önemli değil. Sizlerin burada e, yani kaç yaş olursa olsun tansiyonda çıkabilir, ani bayılmalar da olabilir, stresten kaynaklı, yani demir eksikliğinden kaynaklı, tansiyondan, şekerden kaynaklı olabilir arkadaşlar. Hani bunlar gerçekten ayıp şeyler değil. Asıl kötü olan bunu bilmeden hayatına devam etmek. Varsa bir ilacı tedavi edilebilecek bir durumdaysa lütfen bunları ihmal etmeyin ve bunun içinde şöyle bir kontrol ettirmenizde kesinlikle fayda var. Buradan da şu kanıya varıyorum. Sağlığınıza ekstradan bir önem vermeniz gerekiyor. Bacakların bu kadar net bir şekilde çıktığı için bacak incinmesi olabilir, vurması olabilir. Dikkat böyle bir dikkatsiz davranırsınız ayaklarınızla alakalı bir takım sakatlanmalar kazalar olabilir. Bunlara maruz kalmamanız için de arkadaşlar şöyle bir gerçekten bu dönemde sağlığınızı ekstradan yani ciddi anlamda söylüyorum ayaklar net bir şekilde çıktı. Burada dikkat etmenizde kesinlikle fayda var. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bakın ayakta durmaya çalışıyorsunuz ama sizi sırt üstü yere sermeye çalışan birilerini gösteriyor arkadaşlar. Sizin ayakta durmanızı istemeyen kişilerdir. İlerlemenizi istemeyen kişilerdir. İşte özgürlüğünüzü bağımsızlığınızı aynı zamanda istemeyen kişilerdir bunlar. Bu insanların gerçek yüzlerini görebilirsiniz. Sen de bunu yapmazsın bana diyebilirsiniz. Ama yapacak insanlar var etrafınızda. Bakın şurada da renk değiştiren iguana mıydı? Evet olabilir yani tam olarak ismini bilmiyorum. Iguana olabilir. Renk değiştiren bir hayvan var ya. Öyle bir karakter var arkadaşlar karşınızda. Şimdi bu ne demek biliyor musun? bir gün farklı, diğer gün farklı olan, hani farklı konuşan, farklı davranan, bir gün çok samimi, bir gün çok sert davranan, bir gün çok sıcakkanlı, bir gün çok soğuk davranan, bir gün evet dediğini, diğer gün hayır diyen bir karakterin olduğunu gösteriyor sizin hayatınızda. Burada bu tarz insanları da gerçek yüzlerini, maskelerini, Bunların kim olduklarını da göreceğinizi gösteriyor. Ben şöyle hemen bakın ne kadar dolu dolu bir fincanınız geldi ama gerçekten şöyle her noktasında bir şeyler olan bir durumda. Bak şurada da bir kelebek var. Farkında mısınız? Bak şimdi daha bir net göründü. Şimdi arkadaşlar hayaller, hedefler var ve siz onlara karşı Böyle bir uçmak istiyorsunuz. Zaten kelebeğin olması da sizin hayallerinizin çok güzel olduğunu, sizlere bir fayda, bir kar elde edebileceğiniz hayalleriniz olduğunu gösterir ve hayallerinize doğru bir adım atabilirsiniz. Hayallerinizle alakalı da bir takım yeni böyle e, olaylar gelişebilir, haberler gelebilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bakın son noktada da onu gördük. Şöyle hazırsanız ben hemen tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Evet, hadi bakalım. Şöyle hemen sizlere bir gösterelim. Bakın. Yani burada bir şekillenme var ama hayatınızı, işinizi, kendi şahsi düzeninizi bir şekillendirme durumunuz olduğunu gösteriyor. Hani bazı insanlar vardır da hayatlarında çok disiplin önemlidir ya. Şu anda senin hayatında disiplin çok önemli olacak demektir. Kurallara bağlı kalacağını ya hatta yeni kararlarla beraber yeni kurallar koyabileceğini gösteriyor. Düzen, tertip, disiplin, kararlarınız, kurallarınız bunlar sizin için önemli olduğunu gösteriyor. Bunların da sonucu neye çıkıyor arkadaşlar? Hayatınızı şekillendirmeye çalıştığınızı gösteriyor. Daha önceden böyle bir takım şekillendirmeler yapıp da e, hayatınızı şekillendirmeye çalıştığınızda yapamadıysanız şu anda şekillendirebileceğiniz de gösteriyor. Ekstradan şunu da söylemek istiyorum. Bakın bir şey tam bitti diyorsunuz, tekrar başlıyor. Bir ilişkiniz bu sefer bitti ya daha geri dönüşü olmaz. Yani daha da barışmayız diyorsunuz. Ama tekrardan bir barışma oluyor ve tekrardan aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Bir problem oluyor. O problem ne oluyor? Tam bitiriyorsunuz. Tam bitti. Tamam daha rahatım. Daha hiçbir şey olmaz diyorsunuz. Ve sonra o problem bakıyorsunuz. Aynı halde tekrardan geri geliyor. Bir maddiyat. Böyle bir takım maddi problemler. Tam bitti diyorsunuz. Borcum bitti, daha da sıkıntım kalmadı diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz yeni bir borç sizleri bulmuş vaziyette. Buraya dikkat. Kısır döngünün içinde olduğunuzu gösterir. Hayatını şekillendirmeye çalışıyorsan, bir düzen istiyorsan biten şeyleri tekrardan hayatına almaman gerektiğini gösterir. Bu gerçekten çok ince ayrıntıdır. Bakın şurada gördüğüm iki durum var. Birincisi bir yer değiştirmek istemek gibi bir durum arkadaşlar. Yer değiştirmekle alakalı bir takım planlarınız olabilir. İş yeriniz vardır iş yerinizi değiştirirsiniz. Eviniz vardır evinizi değiştirirsiniz. Böyle bir hani bulunduğunuz mevkiyi Böyle bir değiştirme, mevkiyi, makamı değiştirme, bayağı bildiğin yerini değiştirmek ister durumda olduğunu gösteriyor. Sizler bunu yapabilecek durumdasınız ama takılıp kalmamanız gereken bir durum var. Şöyle, diğer bir gördüğüm de zaten buydu. Geriye doğru bakıyorsunuz. Yani geçmişe bakmayı gösteriyor. Şimdi bulunduğunuz yeri değiştirirsiniz ama Demek ki bulunduğunuz yeri değiştiremenizde sebep olan nokta geçmişinizde orada olanlar. Orada olanlara çok fazla bağlı olabilirsiniz. Belki takıntı derecesinde bağlı olabilirsiniz. Bu yüzden yerinizi değiştirmek istemeyebilirsiniz. Rahat olabilirsiniz bulunduğunuz yerde ama bir taraftan yerinizi değiştirmeyi planlamalarınız da başlamış vaziyette bugünlerde olmasa bile gelecekte bir yer değiştirme durumunuz var. Neden bu şekilde söylüyorum biliyor musunuz? Şu anda yer değiştirme ile alakalı tam net değilsiniz. Neden değilsiniz? Çünkü bağlı olduklarınız var. Şu anda sizin olduğunuz yerde bir takım bağlılıklarınız var. Ekstradan zaten geriye doğru bakmanız da Arkadaşlar geçmişe baktığınızı gösteriyor. Yani geçmişte olanlar, geçmişte yaşananlar, geçmişte insanların yaptıkları, yapmadıkları, söyledikleri, söylemedikleri, hakkınızı yemeleri, hakkınızı savunmaları gibi kim ne yaptı, kim nasıl davrandı gibi böyle bir geçmişte yaşamak ya yaşamak da demek istemiyorum aslında ama geçmişi düşünme durumunuz var. Ve bunu özellikle de günün ne saatinde olursanız olun. Bakın günün hangi saatinde olursanız olun. Özellikle de tek başınıza kaldığınızda geçmişini çok fazla düşünen bir durumda olduğunuzu da gösteriyor. Geçmişi unutamayız. Yaşadıklarımızı katiyen unutamayız. Ama velakin arkadaşlar burada her zaman bir adım sonrasını, yarını ve gelecek için uğraşmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Evet ve bu şekilde tabağınızı da sonlandırmak istiyorum. Şimdi hazırsanız arkadaşlar 27 Ekim Cuma günü niyetine şöyle de bir tarot açmak istiyorum ve sizler de lütfen kendi niyetlerinizi şöyle bir oldu niyetiyle kulağınızın duyacağı şekilde lütfen dillendirin. Hadi bakalım. Hemen ilk kartımızı bir alalım. Evet. Yılan kartı geldi arkadaşlar. Etrafınızda ara bulucu olması gerekirken. Ara bozucu olan insanları gösteriyor. Yani burada iyi niyetinizi sömüren, iyi niyetinizi kullanan, sürekli kötü eleştiri yapan, kötü yorumlar, sıkıcı eleştiriler sizin negatif olmanızı sağlayan birileri olduğunu gösteriyor. Siz burada böyle bir takım insanlardan kötü sözler, can yakıcı sözler hani istemediğiniz bir takım sözleri duyma durumunuz var. Bunlar tartışmalarla ortaya çıkabilir ya da birisinin size karşı bir nefreti vardır, kini vardır. Bu şekilde ortaya çıkabilir ve çıkacağını da açıkçası gösteriyor. Bu yılan dilli insanların ortaya çıkacağını gösteriyor. Şöyle bir devam edelim ve mektup kartı. Gelen bir haber var arkadaşlar. Gelecek olan haber sizin beklediğiniz bir haber. Özellikle mektup tarzında böyle resmi bir yerden, resmi bir daireden bir sonuç olur, bir başvuru olur. Bu tarz bir şey bekliyorsanız bunun geleceğini gösterir. Bir de Böyle birisiyle bir iletişim kurmak istiyorsanız, ama o insana dair böyle herhangi bir bilginiz yoktur, fikriniz yoktur, o insana bir müddettir hiç ulaşamıyorsunuzdur, belki de bu insana artık bir ulaşma, hatta o insanla alakalı bir haber alacağınızı da gösterir arkadaşlar. Ve şöyle hemen devam edelim. Zindan kartı, akıl ve kalp ciddi anlamda çok değişmiş. Şöyle, yani karışmış vaziyette olduğunuzu gösteriyor. Şimdi fincanınızda, e, tabağınızda bir takım düzenler oturtturmak e, istediğinizi gösteriyordu. Şimdi zindan kartı da gösteriyor ki, sen bir konuda aklın ve kalbin karışmış bir vaziyette... Akılın evet diyor, belki kalbin hayır diyor ya da tam tersini söylüyorlardır. Bir konuda sıkışıp kaldığını gösteriyor. İşin içinden hani çıkılmaz durumlar olur ya, tam da kendini öyle bir durumun içinde hissedebilirsin. Sen burada birilerini razı etmeye çalışıyorsan, yani büyük olur, küçük olur, saçını süpürge ediyorsan yani verdiğin emeklerin karşılığında alamıyorsan, hani ben sana değer vermeyi seviyorum, e, istiyorum, aklımla değer vermeyi istiyorum, ama senin yaptıkların bana kalben zarar veriyor, kalben kötü hissettiriyor diyebilirsiniz. Bu tarz bir takım e, böyle bir e, kalp ve akıl arasında sıkışıp kaldığınız durumlar da yaşanabilir. Şöyle bir devam edelim. Kutlama kartı geldi. Çok sevinçli, mutlulukla böyle gelecek bir haber var. Her haber kutlamaya değer değildir arkadaşlar. Şu anda gelecek olan haber mutlu bir şekilde herkese paylaşmak istediğiniz, herkese kutlamak istediğiniz bir haber olacak demektir. Daha çok eğlenmek, daha çok mutlu olmak için uğraşacağınız bir gündesiniz. Keyifli bir gün geçireceğinizi de gösteriyor. Şöyle devam edelim bakalım. Kale kartı. İçeride ne fırtınalar kopuyor. İçeride neler neler yaşanıyor ama dışarıdan o kadar sağlam bir şekilde duruyorsunuz ki o kadar böyle Kararlı, kendinden emin, cesaretli, güçlü, ayakları yere sağlam basan, istikrarlı bir şekilde dışarıdan göründüğünüzü gösteriyor. Burada kale gibi e, böyle gösterilmeniz gerçekten çok sağlam karakterli, vicdanlı olmanızdan kaynaklı biliyor musunuz? kendinizden çok fazla emin olmanızdan kaynaklı. Bu bir bencillik değildir. Bu insanın kendisini aslında bilmesidir. Çok sağlam bir duruş sergiliyorsunuz dışarıdan ama içeride bazı fırtınalar kopuyor gördüğünüz gibi. Ve devam edelim. Evet bir takım acı çekme durumları. Fiziksel olarak bir takım hastalıklarınız vardır fiziksel olarak, bedensel olarak bir takım rahatsızlıklar, hastalıklardan kaynaklı acı çekme durumlarınız olduğunu gösteriyor. Ya da arkadaşlar psikolojik olarak güvensizliklerden, inançsızlıklardan, güvenini yitirmekten, insanlara inanamamaktan kaynaklı böyle bir hani nasıl desem ee, psikolojik olarak bir takım acılar çektiğinizi de gösteriyor. Hani biz burada psikolojik olarak bir şiddet görmeden de bahsedebiliriz. Niye biliyor musunuz? Çünkü psikolojik olarak bir takım yaralar almışsınız. Bunlarla çok fazla uğraşmalarınız olacağını da gösteriyor. Şöyle bir devam edelim, bakalım. Evet, evet, evet. Hani diyoruz ya Allah gerçekten dağına göre kar verir. Sizin dağınızın karları çok fazla arkadaşlar. Zorlu yollar var. Karşına çıkan hayatta ciddi engeller var. Aşılması gereken zorluklar var. Gerçekten güçlükle çözülecek bir takım durumlar var. Sizin hedeflerinize, hayallerinize doğru ilerlerken Bilinçli bir şekilde önünüze engeller koyan insanlar var ve bunlar üç kişi olarak gösteriyor. Siz arkadaşlar yani bu kadar nasıl desem iyiliğinizi sömüren ya da önünüze engel olan birilerini lütfen hayatınıza tutmayın. Bu kendinize yaptığınız bir değersizlik. Bak kendinize yaptığınız bir saygısızlık olur. O yüzden bu tarz insanları fark ettiğinizde Hayatınızda tutmayın. Telafi kartı. Kırıldığınız, üzüldüğünüz, böyle sizi üzen birileri varsa, şöyle bir sizden af dilemek için, özür dilemek için, yapıcı bir şekilde gönül almak için, sizin kalbinizi kırdığı, kalbi onarmak için sizlere geleceğini gösteren kartımdır. Birileri bir yanlış yapmıştır, hata yapmıştır. Bunu işte istemese yapmazdı tabii ki bu çok ayrı bir şey. Ama bilinçli bir şekilde sizin canınızı açacak şeyler söylemiştir ya da yanlış hareketleri, yanlış davranışları olmuştur. Sizin kalbinizi kırmıştır. Şimdi de konuşmuyorsunuzdur, küssünüzdür. Ama sizin kalbinizi tekrardan kazanmak için size tekrardan gelip özür dileyeceğini gösteren kartım ve devam edelim. Evet, ilişkide olduğunuz birisiyle aranıza bir soğukluk girmesi, iletişimde azalma yaşanacak günlerdesiniz arkadaşlar. Uzaklaşmayı siz kendiniz de bilinçli olarak çeke, isteyebilirsiniz, biliyor musunuz? İlişkide olduğunuz insanla bir ara vermeyi, bir mesafe koymayı, bir sınır koymayı Küçük de olsa bilinçli bir şekilde bir ayrılık yaşamayı isteyebilirsiniz. Buradaki amaç biraz da ne biliyor musun? Diğer kartlarıma bakarak da uyumlandırırsam şöyle bir durum var. Bir müddet ilişkide olduğun insandan uzaklaşmak istiyorsun çünkü sürekli o kişiye yaranmaya çalışıyorsun, yaranamadığını fark ettiğin içinde kendini kaybettiğin içinde şöyle bir o kişiden uzaklaşarak kendini bulmaya çalışacağını gösteriyor. Sen burada tamamen kendin için, kendine bir iyilik yapmak için, kendine bir faydan olması için, evet bir müddet kafa dinlemek için uzaklaşma yaşayabileceğini söyleyebilirim. Ve şöyle hemen son kartımızı alalım bakalım. Araba kartı geldi son kartım. Bakın araba kartı bir takım yollara çıkılacağını gösterir. Sürpriz bir takım yolculuklar yapabilirsiniz. Özellikle bugünlerde. Bir yola niyetlendiyseniz hazırlık yapıyorsanız korkusuz endişesiz bir şekilde o yola çıkacağınızı gösterir tatile gidebilirsiniz. Zaten bulunduğunuz yerden de uzaklaşma ihtiyaçlarınız olduğunu gösteriyordu. Şöyle bir uzaklaşabilirsiniz arkadaşlar. Dinlenmek için diyorum ya tatile bile gidebilirsiniz. İnanın bugünlerde sizlere çok iyi gelecek bu biliyor musunuz? Yani bunu bir değerlendirin. Ya da çok anlık bir şekilde bir e, yolculuğa da yani sürpriz bir şekilde bir yolculuğa da çıkılabilir arkadaşlar bunu da söylemiş olalım. Ayrıyetten araba kartında şöyle bir durum daha var. Hayatının direksiyonunu ele alma zamanın geldi. Bu nasıl bir şey hemen onu söyleyelim. Kendi hayatının, kendi şahsi hayatının artık direksiyonunu, kontrolünü ele al. Hayatını bir araba gibi düşün. Arabanın direksiyonunda kimin olması gerekiyor? Senin hayatının arabasının direksiyonunda senin olman gerekiyor. Yani burada kendi kararlarını kendi verebilen, kendi hayatını kendi yönetebilen, şekillendirebilen bir durumda olabileceğini de gösteriyor. Bunun için emek verdiğin takdirde bunları yapabileceksin. Özellikle altını çizerek söylüyorum ki Sadece kendi şahsi hayatının kontrolünü ele alıyorsun. Bir başkasının kontrolü senin elinde değil demektir arkadaşlar. Bunu da söyleyerek şöyle 27 Ekim Cuma günü olan açılımımızı bitirmiş olalım. Önce bir kahve, sonra da bir tarot açılımı yaptık. Lütfen pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.